Herkese yeniden merhaba dostlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Başlıktan da görüldüğü gibi her şey ortada aslında. Amerika'daki sınırlar iltica edenlere bugünden itibaren kapanıyor. Evet, maalesef bu kapı çok uzun bir süre açıktı ve evet, birçok Türk iltica yöntemiyle Türkiye'ye geldi ama bunun dışında suç örgütüne mensup olanlar, Latin Amerika olsun, Asya ülkeleri olsun, Çin gibi yerlerden gelen göçmenler de Amerika'nın iç güvenliğini tehdit ettiği için ve kontrol edilemez bir noktaya ulaştığı için bunu da Biden hükümeti iptal etme kararı aldı. Yani bu hakkınız artık bugünden itibaren Amerika içerisinde geçerli olmayacak. Sınırdan gelmek yerine geçici bir oturum hakkıyla, yani göçmen olmayan statüyle Amerika'ya gelebilirsiniz veya burada o şekilde geldikten sonra göçmen olan vizelere başvurabilirsiniz, iltica edebilirsiniz. Ama Meksika sınırından yani gelip sonrasında iltica ettiğiniz zaman bazı şeyler artık istediğiniz gibi gitmeyecek. O yüzden bu haberi size vermek istedim. Çok taze bir haber, henüz yayılmamış olduğunu düşünerek bugün yayınlandı. Ben de hemen bu videoyu şipşak çekip size göstermek istedim. Şimdi ne olacak, ne olacak ve niye bunlar oldu ondan bahsedeyim. Bir kritik yapalım, bir durum değerlendirmesi yapalım istedim sizinle. Şimdi şöyle bir durum var. Amerika'ya insanlar geliyor, sınırda kalıyorlar, bir kampa alınıyorlar. Bir hafta kalan da var, 3 ay kalan da var. Ya bu hani çok tatsız bir süreç. Çocuğuyla gelen var, ailesiyle gelen var. Umutlar içerisinde Amerika'ya gelip tutunan da var. Yani kimseyi kategorize edip kesinlikle, yani yanlış anlaşılmasın, sadece bir durum değerlendirmesi yapıyorum. Bu bence hayırlı bir karar oldu. Çünkü şöyle de bir durum var. Bakın, son 2 senede 50 binden fazla Türk Amerika'ya sınırdan gelip iltica etti. Yani 50 bin gibi bir sayı var Meksika üstünden ve bu artık Türklerin mimlenmesine sebep oldu. Bir ülkeye, yani bir millet bir sene içerisinde 50 binden fazla giriyorsa oradaki çeşitlilik kurallarına dışında kalmış oluyor. Yani green card lotosu aslında bir diversity, yani çeşitlilik vizesi. O yüzden kotaların düşürülmesi veya çeşitlilik kategorisinden green card lotosunun çıkartılması gibi durumlar söz konusuydu. Bir dedikodu söz konusuydu. Henüz bu olmadı ama şu anki tabloya baktığımızda mülakatların ne kadar yavaş ilerlediğini ve o sayının ne kadar yavaş ilerlediğini, mülakat alma süresinin ne kadar kötüye gittiğini görüyoruz. Yani bu bir aslında netice. Yani buraya bakarak görüyoruz bunu. Türkler Amerika'da çok fazla değiller ama çok fazla göç oldu. Sınırdan çok fazla göç geldi. Ondan dolayı hani bunun aslında biraz hayırlı bir karar olduğunu düşünüyorum. İltica etmek bir haktır. Tabii ki de yani belli bir cinsel tercihiniz vardır veya hayatınız iyi gitmiyordur, mağdursunuzdur fikrinizden dolayı. Siyasi düşüncenizden dolayı, din veya tehdit gibi durumlarla veya siyasi sebeplerden dolayı bazı sorunlar yaşamışsınızdır. Amerika'ya gelip iltica etme hakkınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. Yani bunu yaptığınız için vatan haini oluyorsunuz gibi bakmak da çok yanlış bir durum. Ama Amerika'ya bundan sonra gelmek isteyenler belli kuralları değerlendirmek zorunda. Bunlar nelerdir? Turist vizesi olabilir. Work and travel, staj programları gibi vizeler olabilir. Yatırımcı vizesi olabilir. Veya buraya belli yetenek programlarıyla gelinebilir. Veya sponsorluk alınıp belli bir teknik beceriniz vardır. Amerika'da bir iş veren size sponsor olabilir. Bu şekilde alabilirsiniz. Bunlar en popüler vize türleri oluyor. En popüler
göç etme veya Amerika'da belli süre yaşamak için tercih edilen metotlar oluyor. Bunun dışında lotoya katılabilirsiniz. Green Card lotosuna katılmak öyle pahalı bir şey değil, bedava. Nedir masrafı sadece? İşte pasaport çıkartmak. İlk başvururken pasaport istenmiyor ama kazanırsanız, başvurdunuz, işte 7-8 ay geçti, Mayıs ayı geldi. Bir baktınız kazanmışsınız. E ne olacak? Pasaport çıkaracaksınız o formu doldurmak için. DS-260 formu. Yani bu kadar bahsettiniz. E sonra işte 7 ay, 8 ay veya 1 sene sonra, 1 sene içerisinde size mülakat geliyor. Yani sıralamanız çok çok böyle büyük rakamlarda değilse. Yani çok masraflı bir şey değil. Masrafı olan kısım nedir? Eğer size mülakat gelirse, mülakata geçerseniz de mülakata hazırlanmaya çabasında biliyorsunuz belli belgeler sunmanız gerekiyor. Bu belgeler içerisinde de mali yeterlilik belgesi var. Bu da banka dökümüyle işte emlak olur, araç olur veya işte motor olur. Bu gibi durumlarda ekonomik seviyenizi göstermek için kullanılan materyaller. İşte burada bir 15-20 bin dolar gibi paralar göstermek iyi olacaktır. Budur yani masrafı. Green Card düşük bir ihtimal olabilir. Ama bu ihtimaldir. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Söylemek istediklerim bunlardı. Bu konuda aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.